Vay Kemal abicim benim! Yılmazım aslanım benim! Aslan gibisin ha! Tam bir sene üç ay! Bu zaman içinde geldiğim her ziyaret günü seninle birlikte dönmeyi hayal eder dururdum abi! Çok şükür o gün de geldi işte! Çok zor günlerdi Yılmaz! Ha, çoktur! Geçti ama abi artık, hadi gidelim! Bugün çıkacağını kimseye söylemedim, bütün mahalle şaşıracak! Ha, hele Sevim abla! Hadi! Sen içeri girdikten sonra ev sahibi eşyaları dışarı attı. Ben de eşyaları alarak fabrikadaki odama yerleştirdim. Ben patrona söylerim, sen ev bulana kadar beraber kalırız. Kalırız değil mi abi? Kalırız Yılmaz, sen valizi odana götür, ben de Sevim ablana uğrayıp gelirim. Tamam abi, oldu. Ay, daha olmadı mı diye kıyametleri kopartıyor içeride. Şimdi oluyor anne, ne olur biraz sabretsin babam. Bıktım usandım bu heriften, bıktım usandım ayol! Üç kuruş emekli maaşı tabii içkisine yetmiyor, bir de senin ona buna diktiğin dikiş parasını alıyor elinden, rakı parası yapıyor kör olasıca! Evladım bir gün seni de bıktıracak, vallahi bıktıracak, bundan korkuyorum işte, bundan! Ben hayatımdan memnunum ana! Kemal de bugün yarın çıkacak nasıl olsa, o da kendine bir iş bulur, size de bakar, kendimize de! İyi kalpli olmak bu devirde karın doyurmuyor, Kemal çalışmaz göreceksin, seni de çalıştıracak! Anam söylediydi dersin, vallahi çalıştıracak o seni! Çalışırım anne, onu seviyorum! Ben de vaktiyle kör olasıca babanı sevmiştim ama... bak şimdi şu halime de ibret al! İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş anneciğim! Seyran olmuyor artık kızım, perişan oluyor insan, perişan! Kim iş verir ki Kemal gibi bir sabıkalıya, ha? Ben de hep boşa konuşurum. Öyle kalın bir damarım var ki, ah! Neyse şu herif bağırmadan götürüvereyim şunu bari! Akşam iç, sabah iç, bıktım usandım seni! Arada iki tek atıyoruz diye kıyamet kopmaz ya! Ev sahibi eşyalarımızı dışarıya attığı zaman kıyamet kopar mı? Kopmaz mı o zaman görürsün hınzır herif! Sevim bu hafta verecekti hani? Verecekmiş! Hangi tarafa yetinsin bu kız tek başına, o da genç! Giyim ister, kuşam ister, onlar mı yapsın bize mi bak? Bırak, başlama gene Allah'ını seversen! Bu merette mezesiz gitmez ki! Pişmedi mi daha şu pirzolalar? Mutfakta senin için uğraşıyor parmak kadar çocuk! Zıkkım iç! Sevim! Sevim! Gel buraya bakayım! Sevim! Kızım, gene yakmışsın pirzolaları! Aman baba! Hangi biriyle uğraşayım? Dikiş mi dikeyim, çamaşır mı yıkayım, bakkala mı gideyim, bulaşık mı yıkayım? Allah aşkına babacığım, üzme beni de sen içmene bak! Hadi baba, ne olur üzme beni! Sevgilim! Hayatım! Çıktın ha! Çıktık ya! Neden bana haber vermedin? Herhalde seni hapishane kapılarında bekletecek değildim, değil mi ya? Şükürler olsun Tanrım'a! Sana kavuştum! Sensiz öyle yalnızdım ki! Bir daha yalnız bırakma beni, ne olursun! Bundan sonra hep yanındayım yavrum! Vay, Kemal Bey'miz ha? Elini öpeyim anacığım! Öp bakalım! Senin gibi eli kamalı damat dost var başına!
anne? İnşallah aklın başına gelmiştir artık. Bu deli kızı üzmezsin bir daha. Söz ana! Erkek sözü! Üzmem bir daha! Ne sözü be? Hangi söz bu? İçki içmem dedin, gene içtin. Sonra... Efkardan da ana! Ya sokaklarda havayı ateş edişine ne demeli? Of anne! Bizim sokaklar sakin de biraz neşelensin dedim, tamam mı anacığım? Peki kendine ne diye bir iş tutmadın bakayım? Kimin için çalışacakmışım? Kimin için? Bizim kızı ne diye almaya kalkıyorsun? Aa, orada dur bakalım. O zaman iş değişir. Ona sıkıntı çektirmemek için elimden geldiği kadar çalışacağım. Hem sonra Ankara'daki evimi de satacağım. Bir araba almak istiyorum. İyi, iyi, güzel. Adam olmuşa benziyorsun. E ne diyelim, inşallah biz yanılmış oluruz. Kötü günler olmayınca iyi günlerin kıymeti bilinmiyormuş. Ben de çok kötü günler geçirdim Kemal. Babam gittikçe daha çok içmeye başladı. Tekaüt olup gemisinden ayrılması onu yıktı. Onun sevgilisi de deniz ve gemisiydi. Daha fazla takatim kalmadı Kemal. Babam durumumuzu kavrayamayacak kadar çocuklaştı. Annemse bir biçare. Doğru söyledin Sevim. İnsan sevdiğinden ayrılınca perişan oluyor. Hapse girmem elimde olmayan bir şeydi. Kader öyle istedi. Ama artık işimi kadere bırakmayacağım. Bütün gücümle seni mesut etmeye çalışacağım. Yarın hemen Ankara'ya gideceğim. 2 hafta sonra buradayım. Babanla evlenmemiz hakkında konuşacağım. Kemal'im, inanamıyorum. İyi günlerin geleceğine inanamıyorum. Korkuyorum. Korkma yavrum. Mutlu günler ileride. Evvela bir baltaya sap olsun... ...sana bakacak duruma geldikten sonra karşıma dikilsin. Koca deniz kurdur üstem... ...kızını bir serseriyle evlendirdi dedirtme. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacığım. Onun bunun kabadayısıyla dalaşmak ona mı kaldı? Dünyayı o mu düzeltecek? Bu kafayı değiştirmezse sen de ileride kucağında bir çocukla çok beklersin hapishane önlerinde. Bey, üzerine varma kızım bu kadar. Birbirlerini seviyorlar. Evlenmelerine mani olacak değilim. Yalnız biraz adam olsun istiyorum. Hepsi o kadar. Yoksa ben de severim Kemal'i. Biraz hercai ama Allah için saygılı çocuktur. İyi oldu, o namussuz. Bir daha buralara hiç uğrayamadı. Hem de sahende bir de lakabı oldu. Kör Reşat diyorlarmış şimdi. Yaramış ona kör gözü. Beyoğlu'nda çok arkalı bir yere kapılanmış. Bir pavyonun patronunun sağ koluymuş. Sana bir numara yapmasın sakın. Bir şey yapamaz. Ben de uyumam artık. O defterleri kapattım. Bu yollar boş yollar. Hapishane kabadayılarla dolu. Beni seviyorsan sözümü dinle. Kimseye uyma. Senelerimi boşu boşuna demir parmaklıkların gerisinde geçirdim. Allah kimseyi düşürmesin oraya. Beyoğlu'nun ışıklarına dalmışsın kızım. Yıllardır bizim de oralarda bir evimiz olsun diye hayal kurardım hep.
O yalancı ışıklara aldanmayalım. Birçok senem oralarda geçti. Yumuşak yatağında uyuyamayanları, gülerken ağlayanları gördüm. O ışıklı, yaldızlı hayatın içinde senin henüz anlayamayacağın nice iğrençlikler var. İyi geceler kızım. Sana da babacığım. Gidiyorsun demek. İki saat sonra otobüsüm kalkıyor. İçimde acayip bir korku var. Ne olur çabuk dön Kemal. Korkacak ne var yavrum? Satış meselesi bu. Belki biraz uzun sürer. Gitmeden babanla da bir konuşayım dedim. Babam her zamanki yerine gitti. Belki şimdi oradadır. Peki, hadi Allah'a emanet ol yavrum. Güle güle. Oo, merhaba Kemal. Geçmiş olsun, çıktın demek. Sağ olasın, çıktık işte. Kendine iyi bak, tamam mı? Seninki de döndü ha? Evet Suzan, öyle sevinçliyim ki. Gözün aydın olsun. Benim etiğimi diktin mi? Evet. Yarın uğrarım. Yeni kumaşlar aldım. Hem onları getirir, hem de etiğimi alırım. Bye bye! Ha, vallahi daha fazla bekleyemem. 3 aylık oldu canım. Nasıl vereceksiniz bu parayı anlamıyorum. Kaçıncı diyeliz ya Şaziye Hanım? Kaçıncı diyesiniz ama insan bu kadar da bekletilmez ki. Size yarına kadar müsaade veriyorum. Eğer getirmeyecek olursanız eşyalarınızı kapıya atarım. Bunu böylece bilmiş olun, anlaşıldı mı? Ha. Demek hapisten çıktı ha? Evet. Sevimlerin evinin önünde gördüm. Onunla konuşuyordu. Unutamıyorum, unutamıyorum. Herkesin içinde beni madara etti. Elimden bişamı aldığı gibi dünyamı da karanlık etti. Gözümün intikamını öyle bir alacağım ki doğduğuna doğacağına 1000 pişman olacak. Nasıl yapacaksın bunu? Kuvvetliyim artık. Beyoğlu'nun girdisi çıktısı bizden sorulur. Sevim'i ne yapıp yapıp Kral Tuğra'nın Beyoğlu'ndaki pavyonuna getireceksin, anladın mı? Sonra ne olacak? Olacağı şu ki, Kemal'in başı büyük dertlere girecek. Yavuklusu da o biçim olacak. Anladım. Sen üzülme Reşat'ım. O işi hallettim sayılır. Demek sesi çok güzel ha? Sadece sesi mi, kendisi de çok güzel. Her gün bir sürü kız getiriyorlar. Yok sesi güzel, yok güzel dans ediyor, fakat hiçbiri de yürümesini dahi bilmiyor. Eğer öyleyse boş yere vaktimi alma. Ben seni boş yere oyalar mıyım hiç? Güvenmesem getirir miyim kızı? Pekala, yarın getir de görelim. Ben onu bunu anlamam. Daha fazla bekleyemem. Yalvarırım Şaziye abla. Birkaç güne kadar veririz. Daha fazla bekleyemem. Ah, Şaziye abla ne olursun. Hep aynı hikaye. Ah, Suzan. Ne oluyor burada Sevim? Daha fazla direnemiyorum. Takatim kalmadı artık. Rezil olacağız mahalleye. Ne kadar borçları var? 3 aylık, 600 lira! Al, hadi git şimdi! Bizi mahcup ettin kızım!
Sana bir kahve yapayım. Aptal kız! Sana kaç kere söyledim! Gençsin, güzelsin, sonra sesin de güzel! Bu yaşta buralarda çürünür mü? Bak, 600 lira için bütün mahalleye rezil oldun! İyi mi bu? Olmaz Suzan! Ben sözlüyüm! Boş ver ona kızım! İş yok onda! Kafanı kullan! Seviyorum onu! Ankara'dan araba alacaktı! Çalışır bakar bize! Sevgi karın doyurmuyor ki! Şöhret sahibi olunca ona daha iyi bir araba alırsın! Rahat, ihtişam içinde yaşarsınız! Kemal bir araba ile sana mı bakacak, yoksa annenle babana mı? Bıkar kızım, bıkar! Bırakır sizi iki günde! Bilmem mi ben erkekleri? O öyle bir insan değildir! Sonra benim kazanacağım parayı da katiyen kabul etmez! Para tatlıdır kızım! Bindikleri önlerine attın mı, bak nasıl hoşuna gider! Gelecek misin, söyle! Bilmem ki Suzan, nasıl olur? Dedim ya, yalnız kendini değil, biraz da anneni babanı düşün! Beyoğlu'nda bir kat tutar, onları yerleştirirsin oraya! Son anlarını sana dua ederek geçirirler! Hiç sanmıyorum! Annemle babam bırakmazlar beni! Belki önce istemezler ama, rahatı görünce sevinirler! Şimdilik hiçbir şey söyleme! Gelecek misin, söyle! Bilmem ki Suzan! Nasıl olur? Dedim ya, yalnız kendini değil, biraz da anneni babanı düşün! Gırtlağa kadar borcunuz var, mecbursun bunu yapmaya! Önce biraz kızarlar ama, sonra dua ederler! Dedim ya, sanmıyorum! Annemle babam bırakmazlar beni! Sesin çok güzel, inan bana ileride meşhur bir yıldız olacaksın! Herkes sana hayran olacak! Ne diyeyim bilmem ki! Sesimi beğenirler mi acaba? Daha sıkılgan ileride açılır! Sensiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki! Alnımın yazısıydı! Ne yapsam, silemem ki! Seni uzaktan sevmek! Aşkların en güzeli! Alıştım hasretine! Gel desen, gelemem ki! Seni uzaktan sevmek! Aşkların en güzeli! Alıştım hasretine! Gel desen, gel desen! Gel desen! Fena değil, yalnız mikrofon kullanmasını bilmiyor. Gözün aydın, beğendi seni. Beğendiğini söylemedi ama... Yanına geldiyse beğendi demek.
korkma. Evvela üzerindeki utangaçlığı ve çekingenliği atacaksın. İkincisi, her gün buraya gelip müzik dersi alacaksın. Yani ben burada okuyacak mıyım? Daha zamanı var. Önce seyircinin karşısına çıkacak hale gelmelisin. Al bu avansı. Bununla kendine bir şeyler al. Al canım. Hadi. Hadi gidelim. Nasıl iş bu be? Bu ne şıklık yahu? Ne o, mirasa mı kondu yoksa? Bilmem ki. Baksana, giyinmiş, kuşanmış. Nereden buldu parayı acaba? Ben de pek anlamadım. Anlamayacak ne var bunda be Yılmaz? Sen de amma safmışsın ha! Suzan parayı nereden buluyorsa o da oradan bulmuştu. Ağzını topla lan! Ne demek? Ha. Sevim abla öyle şey yapacak kız değildir. Sen de çok saf görürsün be Yılmaz. Sevim, bu ne hal böyle kızım? Şaşırdım birdenbire. Anlatırım anne. Bu halin nedir? Nereden buldun o kadar parayı? İş buldum da baba. Ne iş? He? Nerede? Çabuk söyle! Beyoğlu'nda, şarkı söyleyeceğim. Pavyonda... Nasıl yaptın bunu? Baba! Çekil! Sus, baban yok artık senin! Rüstem yapma, o senin kızın! Çekil! Defol evimden! Namusunu sattığın babacığım, yere git! Yapma babacığım! Babacığım! Çekil başımdan be kadın! Yüreğime inecek Rüstem! Yapma! Beyoğlu'nda, pavyonda şarkı söyleyeceğim! Kısaca orospu oldum desene! Babacığım! Ben sana söylemiştim! Yapma. Oralara giden bir daha geri dönemez demiştim! Defol! Defol! Yapma, yapma baba, yalvarırım yapma! Ama beni kötü kadın değilim ben! Baba! Baba! Ne olursun aç kapıyı! Bir daha gitmeyeceğim oralara, tövbe babacığım! Babacığım aç kapıyı! Baba! Baba! Babacığım! Allah'ım! Bugünleri de mi görecek? Aç baba! Baba aç kapıyı! Babacığım kötü kadın değilim ben! Kötü kadın olmak istemiyorum! Günahın neydi yarabbim? Biricik kızım! Bana getiren bir sermaye mi olacaktı? Yalvarırım aç kapıyı! Ne olursun! Aç baba kapıyı! Kovma beni! Kötü kadın değilim ben! Böyle bir şeyi kızına nasıl konduruyorsun? Aç kapıyı, ne olur baba! Baban da, anan da yok senin artık! Bu kapı kapalı sakın!
Gel canım, gel. Ne yaptım ben? Her kalbin bir aşk hikayesi vardır. Benim hikayemse çok acıklı. Bir tek sevdiğim elimden gitti. Dinleyin bu hayat ne acı. Sen al, ölsen de ölmesen, sevsen de sevmesen, olacak bir gün hepsi kabahat. La 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 la. Biliyor musun, bu kız bir cevher. Biliyorum. Senin ona herkesten başka bir bakışın var yoksa... Kes sesini. Anladım, ona aşık oldun. Kes dedim. Çok sevdiğini söylemiştin. Hayat olmaz sensiz demiştin. Ona aşık oldun galiba. Bilmiyorum. Öyle. Hem bu kız öteki kızlara benzemiyor, değil mi? Evet. Hayret! Kim derdi ki her gece bir kadın değiştiren Kral Turan böyle saf ve toy bir kıza aşık olsun? Acaba o da seni sevecek mi? Hı? İşte bütün mesele de bu. Ya o beni sevmezse? Konuş onunla. Burası antre ve oturma odası. Çok iyi bir hoca tutacağım. Boş zamanlarında şan dersi alacaksın. Burası da salonumuz. O kadar iyisin ki. Ne o, bir şey mi var? Sevinçten
Vay be! Kim derdi Kemal abinin dalgası pavyona düşsün? Bugün yarın gelir. Yazık olacak Kemal'e. Herifler çok belalıymış. Zor dalgaya düştü Kemal oğlumuz. Duyduğuma göre bir bar sahibiyle nikahsız oturuyormuş. Yazık! Susun be! Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Ayıptır be! Selamün aleyküm! Hayırlı olsun demek yok mu ya? Ne oluyorsunuz be? Araba aldığıma sevinmediniz mi? Ne o durmuş emmi? Yüzümden düşen bin parça! Ölen mi var yoksa, ha? Keşke ölseydi, bu günleri görmeseydi. Yılmaz, ne oluyor, kim ölseydi? Sevim. Söyle ne olmuş Sevim'e? Söyle diyorum sana! Söyleyemem. Babasına sorsan daha iyi olur. Açın kapıyı! Açın diyorum size! Sevim nerede? Kahvede niçin herkes bana acıyarak bakıyordu? Neden herkes susuyor? Niçin kimse konuşmuyor? Söyleyin, söyleyin! Sevim'e bir şey mi oldu? Ne oldu, anlatın! Sevim yok artık! O öldü! Orospu oldu! Pavyon sermayesi oldu! Nasıl oldu bu? Kim düşürdü onu oraya? Suzan'la gitti. Artık evden dışarı çıkamaz, kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Şimdi kim bilir hangi zamparanın masasında meze oluyor. Suzan nerede? Buradan çıktı. Cihangir'de bir yere taşındı ama adresini bilmiyorum. (Gülüyor)
ikimize bir dünya. Tatlı hayal, boş rüya. Kader bizi ayırsa da, sevgilim sakın darılma. İkimize bir dünya. Hep el ele, kol kola. İsterdim ayrılınca, bu şarkımız kalsa. Unutma, ikimize bir dünya. Ayırdı bizi bu dünya. Birleştirir öbür dünya. Rüyamızı unutma. İkimize bir dünya. La. Masamıza gel anam, iki tek atalım. Bırakın kolumu. Ben bırakırım ama günahlarım bırakmaz anam. Bırak o kadının kolunu! Kes ulan! Sen git de patronun gelsin buraya. Tophaneli Ali hadise çıkarmak istiyor. Biliyorum. Benim için kavga ettin. Sana kalkacak elleri kırarım. Çok iyi insansın. Zannettiğin kadar değil. Ama bana karşı iyisin. Hadi seni evine götüreyim. Bir şey olursa bana telefon edin. Merak etme patron. Bu herifi sen mi tuttun? Evet. Ne düşünüyorsun? Beni kör eden Kemal'i ve Tuğra'nın boşaltacağı krallık tahtını. Planların ters çıktı. Sevim Tuğra'nın gözdesi oldu. Tuttuğun kiralık katiller de hava aldı. Onlara öyle bir iğne yapacağım ki kudurup birbirlerine saldıracaklar.
Nasıl olacak bu? Bak dinle! Nermin'in ağzını ara! Sonra... Beyi geçirin! Başına! Allah'a ısmarladık! Güle güle! Alo! Ah, Abdullah'cığım, sen misin? Yeni döndün demek! Tabii şekerim! Elimde çok mükemmel kızlar var, güle güle bekliyorum! Şu kaçakçı Abdullah, değil mi? Ta kendisi! Körpe kızlara bayılır ve tonla para bırakır! Ona bir taze çıkarmalıyız! Benim bildiğim nefis bir kız var! Var ama... Sana çok tuzluya mal olur! Neden, belalısı mı var? Hayır, o bakımdan endişen olmasın! Komisyonumu fazla alırım, o kadar! Vallahi ömürsün Suzancığım! Beni boşuna endişelendirdin! İstediğin para olsun senin! Sana öyle bir kız getireceğim ki... ...çok para getirecek. Darphane gibi. Yeter ki onu burada tutabilesin. Neredesin be? Gözüm yollarda kaldı. Hangi gözüm? Bırak şimdi dalgayı, ne oldu? Umduğundan alası Nermin Sevim'i bekliyor. Âlâ! Üst taraflı intikam alacak bu. Sevim randevu evine düşünce Turan'a dönemeyecek. Turan onun peşinden gidecek. Bunu öğrenen Kemal de kızın peşine düşecek. Turan ve Kemal kapışarak birbirlerini yiyecekler. Turan'dan boşalan pavyon krallığına da ben oturacağım. Gel otur! Oturmayacağım, terziye kadar gidiyorum. Ben bu işten anlamıyorum, hep yanlış dikiyorlar. Senin de yanımda olmanı istiyorum. İmkansız Suzan, üçte provam var. Turan kızar sonra. Hemen döneriz canım, çok kalmayacağız ki. Hadi kırma Suzan canı. Peki, geliyorum. Kızım, mantomu getir. Kadın iyi terzi ama senin kadar iyi dikemiyor. Peki, peki, gidelim. Hadi kızım! Buyurun! Allah'a ısmarladık! Dediklerimi aynen yapacaksınız, hadi bakalım! Sen de öyle unutma sakın! Baş üstüne efendim! Merhaba! Hoş geldiniz Suzan Hanım! İşlerim o kadar çoktu ki, size epey zaman uğrayamadım. Aşk olsun yani! Ara bu kadar uzatılır mı hiç? Tanıştırayım, arkadaşım Sevim. Memnun oldum! Memnun oldum! Ne güzel arkadaşınız varmış! Teşekkür ederim! Nerede kaldı bu kız, şimdiye kadar gelmesi lazımdı? Kadın kısmı kolay hazırlanır mı patron? Neredeyse gelir! İçimde bir sıkıntı var. Saat 3:30 gelmesi lazımdı. Bunda bir iş var. Kim aradı diyeyim efendim?
Çıktı mı? Ne zaman? Nasıl bir kadınla yedin? Suzan'la mı? Hı. Suzan Cihangir'de oturuyor değil mi? Bilmiyorum. Bileniniz yok mu? Evet patron, ben biliyorum. Güzel. Siz burada kalın. Hadi. İyi, sonra ne oldu? Hikaye. Ne var? Söyle bakalım, Sevim nerede? Söyle. Bilmiyorum. Ya. Nerede? Bilmiyorum dedim. Fazla direniyor anlaşılan. Ne kadar karşı koyabilir ki Abdullah? Bak bakalım, evde yok de. Hadi. Kaçakçı Abdullah.
Merhaba Kral Turan. Ne oldu, bir şey mi oldu? Demek senin böyle numaraların da var. Aha! Var mı lan? Şuna bir ders verin de akıllansın. Yapmayın! Üzülme artık. Geçti. Beyoğlu'nun bütün randevu evlerini, gece kulüplerini, barlarını aradım. Yok! Ama bulacağım! Bulacağından eminim abi. Seninle gelemediğim için üzgünüm. Herkes bulacağım. Hadi, eyvallah Yılmaz. Güle güle. Suzan! Kemal! Sensin ha? Söyle, Sevim nerede? Onu anlatacağım. Sevim nerede diyorum? Beni kandırarak yaptılar bu işi. Kim yaptı? Çabuk söyle! Yüzümü bu hale getiren adam. Her şeyi Reşat hazırladı. Bir adama sattılar onu. Fakat gitmeni de istemiyorum. Ona Kral Turan derler. Beyoğlu'nun kralıdır o. Bir sürü adamı var. Ben Sevim'i kurtarmak istedim ama neticede yüzümü bu hale soktular. Demek kör Reşat Hergelesi de o Kral Turan'ın uşaklığını yapıyor ha? Öbür gözünü de eline vermezsem. Sadece o mu? Ne kadar kabadayı, eli silahlı adam varsa Turan'ın emrinde. Gidersen öldürürler seni. Yapma! Gitme, öldürürler seni! Kemal! Kemal! Ben o kızlara benzemem, sevilmeden sevemem. İnanma bana şuna ben, sana sevgilim diyemem. Sen yalancı, şık sevginin birisin. Her gördüğün kıza sevgilim dersin. Onlara söz verir yemin edersin. Seni candan tebrik ederim. Gerçekten güzel bir sesin var. Seni bir yıldız yapıp İstanbul'un en büyük gazinolarında okutacağım. Bunların hepsini sana borçluyum. Sizi telefondan istiyorlar. Şimdi gelirim. Çekin oradan be! Hadi yürü, gidiyoruz! Kemal! Ne olursun git, öldürürler seni! Bu hayat hoşuna gidiyor galiba! Yanılıyorsun Kemal! Her gece bir herifin koynuna girmeye utanmıyor musun? İftira, yalan, yanlış anlatmışlar sana Kemal! Sorma, git buradan! Kim bu adam? Demek Turan bu! Genç kızları baştan çıkaran Turan sensin ha? Bu zibidilere böyle işler için kaç para veriyorsun? Aşağı indirin, iyice ıslatın! İntikamımı alacağım!
yapacaksınız ona? Sana vurdu mu? Öldürme onu, ne olur! Seviyor musun yoksa? Doğruyu söyle bana! Seviyorum! Ya! Önce bağlayıp sonra ıslatalım! Kadir, ip getir buraya! Hay Allah, kaçırdık! Patron! Boş ver gitsin! Kadir'i de öldürdü! Ne? Kadir'i de mi öldürdü? Evet! Başımız derde girdi desene! Katil mi oldu Kemal? Sen sus, karışma! Koş hemen polise haber ver! Baş üstüne patron! Gel! Seni de eve götüreyim! Başın derde girmesin senin de! Senin de bu cinayetle ilgili karanlık bir tarafın vardır, öğreneceğiz. Yakanı bu defa kurtaramayacaksın. Onu arayıp bulacağız. Şimdilik hepiniz göz hapsindesiniz. Deme be abi, adam öldü mü yoksa? Bilmiyorum. Öldüyse polis peşimdedir. Saklanmam lazım. Seni saklarım abi, kimse de bulamaz. Sen de yarın mahalleyi bir dolaş bak. Olur abi, dolaşırım. Allah'tan kurşun sıyırıp da geçmiş, yoksa kolun sakat kalırdı. Sevim, sevim diye sayıklıyor ha? Evet abi. Doktor hiçbir şeye üzülmemeli demiş. Nereye gidiyorsun abi? Oraya. Gitme, öldürürler seni.
Sana söz veriyorum Sevim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız onu polisin yakalamaması lazım. Kemal! Senin kara gözlerinin hatırı veya ardamarı patlamış bu kadın için gelmiş değilim. Kemal! Evde bir hasta var. Ölmek üzere. Durmadan kızını sayıklıyor. Onun nazarında çoktan öldün ama ne de olsa bir babadır. Kalbinde biraz olsun kirlenmedik yer kaldıysa ölmek üzere olan babanın yanına gidersin. O senin yüzünden ölüyor. Kemal! Çekil elinizi be, bırakın. Çok cesur. Gidelim Sevim. Hadi. Herif geldi, gözümüzün önünde patrona kafa tuttu. Neden olduğunu anlayamadım. Onu serbest bıraktı. Belki de Sevim'in yanında yapmadı. O kadınlara gösteriş yapmayı sevmez. Kemal'in hesabını görmek bize düşer. Ne yapalım yani? Patronu fazla rahatsız etmeye başladı. Ortada hepimizin şerefi mevzubayız. Benden korktular diye herkese anlatacak. Onu susturmalıyız. Turan kızar. Hayır, bilhassa memnun olur. Bize itimadı artar. Onu temizlemeliyiz. Yürüyün! Sevim! Anne! Canım anneciğim. Yavrum! Baban nasıl anne? Biraz daha iyice şimdi. Demin konuştuk. Bana ev sahibinin neden kira istemeye gelmediğini sordu. Bir şey diyemedim. Senin gizli gizli para gönderdiğini söyleyemezdim tabii ona. Duyarsa üzülür sonra. Canım babacığım! Bir defa göreyim onu. Ne fazla olur göreyim. Fazla kalma kızım, uyuyor şimdi. Uyanırsa sinirlenir belki. Peki anne, fazla kalma. Hangi yüzle? Hangi yüzle? Babacığım! Defol! Defol evimden! Ben sana ölüme bile gelme dememiş miydim? Babacığım! Defol! Defol! Git babacığım! Üzüntü yasak ona, doktor katili söyledi. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. İstersen gidip babanla konuşayım. Gagaladık patron. Neyi gagaladınız? Patron, Kemal'i. Söyleyin! Ne yaptınız Kemal'e? Öldürdünüz değil mi? Öldürdünüz onu! Katiller! Eli tabancalı haydutlar! Öldü ha! Yazıklar olsun, ben de seni adam zannetmiştim! Katil! Kim verdi bu emri? Bilmem, vurduğuma eminim patron. Kim verdi söyle! Söyle lan, kim verdi bu emri, kim?
söyle, kim verdi bu emri? Bilmiyorum patron! Kim verdi? Reşat verdi patron! He? Memnun olacağını zannetmiştim patron! Demek sen verdin öyle mi? Sonra görüşürüz seninle! Ben kimseye böyle bir emir vermedim! Onunla aynı mahallede büyüdük! Çocukluğumda beni korurdu hep! Büyüdükçe en büyük desteğim gene o oldu! Ona olan sevgim bir anda sökülüp atılacak kadar zayıf değildir! Ona hiçbir kötülük gelsin istemiyordum! Vurdunuz onu! Belki de ölmek üzere! Beni anla! Gitmeliyim ona Turan! Bir yere gidemez! Hayır! Gideceğim! Affedersin! Sevgine hürmet ediyorum! Ama sen de beni anla! İnşallah bir şey olmamıştır! Şimdi gidip bakacağım! Karşıdaki varillerin arkasında! İşte burası! Yok, gitmiş! Kan izleri de yok! İyi ki vuramamışsın, ölmemiş! Anasına be! Beyoğlu'nun ta göbeğinde bir adam vurdun ha! Yılmaz! Yılmaz! Kemal! Yılmaz! Sevim abla, ne işin var senin burada? Kemal'i görmek istiyorum! Ona götür beni, ne olur! Burada yok! Götür beni onun yanına, ne olursun! Peki, gel yukarı! Kemal! Niye geldin? Ne işin var burada? Seni görmeye öldürdüler sandım! Defol buradan! Sevgili Turan'ın yanına git! Bir hata ettim Kemal! Söylemiştim, korkuyordum! Affet beni! Yalvarırım, affet beni! Affetsen de faydası yok! Çünkü gideceğin yer belli artık! Senin yüzünden oldu! Elimi kana bulattın benim! Hadi defol buradan! Ne olur, kovma beni Kemal! Kovma! Turan, seni sevdiğimi çok iyi biliyorsun! Ama onun şu anda bana çok ihtiyacı var! Benim sana olduğu gibi! Gerçekten beni seviyorsan, ne olur beni affet, unut beni! Bırak sevgim, arkadaşlığımız, kalbimizde kutsal bir mazi gibi kalsın! Allah'a ısmarladık iyilik meleği, seni! Açmış!
nerede bulacağımızı gayet iyi biliyorum patron. Elimle koymuş gibi. Hı. Gidelim öyleyse. Şeytana uymuştum bir kere. Çaresizdim. Ev sahibi sıkıştırıyordu. Bir yandan da Suzan aklıma giriyor ve Beyoğlu'nun yalancı ışıkları birçok genç kızı cezbettiği gibi beni de oraya çekiyordu. Bereket, Allah karşıma Turan'ı çıkardı. Çok korudu, çok yardım etti bana. O olmasaydı ben şimdi hakikaten kötü olurdum. Ya, demek seni seviyor. Ya sen? Yalvarırım, ne olur sorma bir şey. Bak, burada senin yanındayım işte. Hadi dağılın, siz etrafı kollayın, çabuk! İnan, bana dokunmadı. Her şeye rağmen iyi bir insandı. Bizi rahat bırakacağına eminim. Sevim! Neredesin? Sevim! Yanıldım yavrum. Geldiler bile. Ama seni alamayacaklar. Kemal! Seninle konuşmaya geldim Sevim! Kemal! Sen burada kal. Kemal, onlarla baş edemezsin. Öldürürler seni sonra. Ne diyorsam ona bak sen. Alamayacaklar seni. Yılmaz, sen onun yanından ayrılma. Şimdi öt bakalım. Sevim'i almaya geldim. Benimle gelecek. Köpeklerini al, defol buradan! Yoksa hepinizi teker teker gebertirim! Size Sevim'i almaya geldim diyorum. Benimle gelecek, o kadar! Seninle gelemez o! Gelecek! Hayatımda elimi kana bulamadım. Seni öldürtmek de istemedim. Ama icap ederse öldürürüm. Söyle ona gelsin benimle! Çıkarma! Sana çıkma dedim odadan! Sana kötü davranmadım Sevim! Seni herkesten ayrı tuttum! İlk defa sevdim hayatımda, biliyor musun? Bırak onu Kemal! Zor kullanmaya mecbur etme beni! Bana bak Turan! Bu kızın saf tarafından faydalanmak istiyorsun ama yanılıyorsun! Sen ona göre değilsin! Git buradan! Bir kişiyi öldürdüm, sizleri de öldürmeye mecbur etme beni! Hadi git, defol! Elinden. Şimdi baş başa kaldık. Buraya bu niyetle gelmemiştim. Sen istedin bunun böyle olmasını. Yapmayın! Sevim! Sevim! Sen öldürdün. Sen sebep oldun.